mücerret yaşayan bir devlet değiliz. Uluslararası hukukla ilişkilerimiz, uluslararası hukuka özellikle insan hakları denetimi yönünden açıldık. Bu bakımdan aldığımız tepkilerin değerlendirilmesi ve orada tabii bizim devlet anlayışımıza uyanlar var, olmayanlar var, bunların ayıklanması. Bütün bunlar dikkate alınarak yapılacak bir çalışma gerekiyor. Bunları açıklamaya çalıştım. Anlatabilir miyim? Yani ben sadece bu konunun önemini ve ihtiyacı dile getirmek istiyorum. Çünkü bu ana kabuller anayasa yorumunda büyük siyasi tercihlerin yapılmasında belirleyici, bazen teşvik edici, cesaretlendirici, bazen de sınırlayıcı, önleyici etki yapıyor. Yani başında hangi ilkelere göre hareket edeceği belli olmayan bir devlet yönetimi tasavvur edilemez. Yani böyle olmayan bir devlet uzun boylu zaten varlığını sürdüremez. Etki altında kalır ve başına sıkıntılar gelir. Dolayısıyla bu siyasi tarih bakımından böyle. Hukuk planında bunun yansıması ne olmuştur meselesinde? İşte bizim büyük hocalarımızın bir kısmı buna kısmen temas etmiştir ama böyle etraflıca bu konuyu benimseyen çıkmamıştır. Belki Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler adlı böyle serbest, nasıl söyleyeyim, hiçbir kayda bağlı olmadan serbestçe düşüncelerini yazmıştır. Bunun içinde bazen böyle çok ilginç şeyler var bu tezlerin içinde. Anlatabiliyor muyum? Yani sonra bizim iktisatçılarımız, fikir adamlarımız vaktiyle yapılan, devlet üzerine yapılan tartışmalar, bütün bunlar iz bırakmalı. Şimdi ben Amerika'dan bir örnek vereyim. 2006'ydı sanırım. 2006 civarında veya daha önce de olabilir. Bir Amerikalı profesör Bilkent'e geldi, konferans verme Fulbright bursuyla. Ben ona yardımcı oldum. Uzatmayayım, daha önceden tanışıyordum. Bu Cincinnati Human Rights Quarterly diye bir dergi çıkar, halen de çıkar ve tavsiye ederim, oraya yazı yollayın. Çok açık, dışarıdan gelen yazılara, yeni fikirlere çok açık bir dergidir. Bu bakımdan hatırlatmış olayım. Birkaç Türk yazar orada makaleleri yayınlandı. Ama hukukçular çok rağbet etmiyor gibi görünüyor bana. Önemli bir dergidir. Bu derginin kurucularından iki kurucusu vardır. Birisi Louis Henkin, uluslararası hukuk büyüklerindendir. Birçok Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin taslağını hazırlayan ekipte çalışmıştır, danışman vesaire. Amerika'nın da önemli bir uluslararası hukukçuydu. Sanırım ikisi de hayattan ayrıldı. Diğeri de Bert Lockwood. Şimdi bu ikili Morgan Urban Institute diye bir vakıf var. Bu dergiyi de çıkaran bu vakıf. Bu vakıf çok önemli bir kuruluş. Bir sürü alt kuruluşu var. Web sayfasına girip inceleyin. Çok ilginçtir yani. Bert Lockwood büyük kuruculardan, fikir babalarından, anayasa, Amerikan anayasa hukukçuların başta gelen, önde gelenlerinden birisi. Bana Amerikalı, ismi Tolley'di. Tolley bana dedi ki bir video konferans yapacağız senin öğrencilerle. Bert Lockwood'un 10 tane yüksek lisans öğrencisi varmış. Bert Lockwood'da iştirak edecek dedi. Ben çok heyecanlandım. Çünkü büyük bir isim. Uzatmayayım. O konuşma geldi. Açış konuşması yapmak geliyordu. Bir iki bir şey söyledim. Sonra aklıma dahiyane bir şey geldi. Yani laf kıtlığından. Dedim ki Amerika... bir anda kapandı. Anlamadım. Nedense kapandı. Ben de bakayım. Tamam. Neyse, Amerika dedim, insan hakları sözleşmelerini çok çekin
yani çok nasıl söyleyeyim, ince diyerek federal bir devlet, federal yapılı bir devlet olduğu için onay prosedürü çok uzun zaman alıyor. Bunu anlıyorum da anlamadığım şey bu sözleşmelerin denetim sistemlerine, buna ilişkin ek protokollere katılmıyor. Bunun sebebi ne dedim? Çok soğuk bir şekilde Amerika'nın uluslararası yargı denetimine ihtiyacı yoktur. Amerikan anayasası mükemmel bir sistemdir. Kendi içinde hukuki hataya yer vermez. Uluslararası denetime ihtiyaç duymuyoruz dedi. Ve bunu çok sert, böyle çok nasıl söyleyeyim, bana şey geldi yani, kuru bir cevap geldi. Ve ben tabii bir şey demedim. Yani çok çok şaşırdım. Sonra anlıyorum ki Amerikan anayasacılığı, sonra Tolle ile konuştum. Anayasa, sizin kıta Avrupa anayasacılığı, Amerikan anayasacılığı çok farklı. Bizim telakkilerimiz farklı. Dedikten sonra Amerikan yani federal yüksek mahkemenin işte faziletini, kararlarının önemini vesairesini anlattı bana. Bir çeşit ders verdi. Kendi sistemini methetti. Sonra ben de dedim ki Amerika dışarıya borç veriyor. Borç verdiği kimseleri insan hakları denetimine tutuyor. Ama kendisi dışarıdan borç almadığı için onu denetleyecek bir şey yok. Yani conditionality principle denilen şarta bağlama doktrinine anayasa girmiyor. Buna bu kayda tabi değil ama başkalarını şarta bağlıyor. Yani şunları yaparsan iyi olur. Yoksa sana yardım etmem diyebiliyor. Amerikan dış yardım kanunları kümesi var. Buna bakarsanız bu dediğim şeyi aynen açık pozitif hüküm olarak görürsünüz. Şimdi birinci nokta bu. İkinci nokta Amerikan anayasa hukukunun mükemmelliği, yargı denetiminin mükemmelliği meselesi. Bu hakikaten çok ilginç bir şey. Böyle bir inanç olması çok ilginç bir şey. Sonra bunun Amerika'nın devlet, federal devlet doktrini olduğunu fark ettim. Yani sırf Tolley'de yahut Bert Lockwood'da değil, genel olarak o Amerikan anayasacılığında bu var, mükemmellik fikri. Dolayısıyla bunu şeyde görüyoruz, Amerikan devlet teorisi var mı meselesine. Antonin Scalia'nın derlemiş olduğu Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin düşünce kalıpları, kanonları. Bu düşünce kalıpları büyük ölçüde pozitivist yaklaşımı yansıtıyor ve imkan ölçüsünde de tabii hukuk yansıtıyor. Birisi genişletici yoruma, az bir ölçüde genişletici yoruma müsait ama öbürü metne sadakat, metne sıkıca bağlılık ve kelimelerin titizlikle yorumlanması, yorumda esas metnin alınması, temel alınması, metnin açıkça yazılı kaydının dışına çıkılmaması, bu kayda aykırı davranılmaması gibi böyle kanonlar, yani ilkeler var. Şimdi bütün bunları toparlayacak olursak o kitap bunu bir teori şeklinde sunmuyor. Ama düşünce yapısının bu olduğunu söylüyor. Ve Amerikan Yüksek Mahkemesi kararlarını bu kanonların altında tasnif edebilirsiniz. Yani kolaylığı bu. Ve Antonin Scalia'nın şeylerini okursanız ya büyük işte yargıçların yazdığı kitapları, onların tırnak içinde öğretileri var. Onları incelerseniz pekala bir anayasa doktrini, devlet doktrini olduğunu görürsünüz. Sonra Amerikan başkanlarının doktrinleri var. Amerikan devletinin izlediği yolu tarif eden, kendi politikalarını izah eden açıklamaların hukuki yansımaları var. Bunlar siyasi formüller ama hukuki neleri var, karşılıkları var. İşte bu siyasi doktrinlerin hukuki karşılıkları da keza Amerikan devlet teorisini oluşturuyor. Ve bunlar bir şeye, edebiyata meydan vermiştir. Bunun gibi Fransa'da
Fransız ihtilaliyle beraber, zaten aydınlanmayla beraber devlet doktrinleri gelişiyor. Ondan sonra Fransız ihtilalinden sonra bu Fransa'ya mahsus hukuk ne olmalıdır, devlet olmalıdır fikri çok işlenmiştir birçok. Yani geniş bir edebiyat vardır bu konuda. Keza Alman hukukunda da durum böyle. İtalyan hukukunda da durum böyledir. Yani görebildiğim kadarıyla durumlar böyle. Bizde nedir? İşte ben bunu soruşturup, merak edip, böyle bir ihtiyacın olduğunu görerek. Ama bu, bizde bu hiç yapılmamıştır. Dediğim gibi Tarık Zafer Tuna'ya bunu yapmıştır. Kısmen Server Talilli yapmıştır. Bizim Cemeroğlu kısmen yapmıştır. Bunun gibi daha hatırlayamadım. Recai Galip Okan'dan şamız yapmıştır. Ne bileyim ben İlhan Akın soyut bir şekilde devlet kuramlarını sıralayarak yapmıştır. Sanırım Cumhuriyet'le ilgili bir kısmının da vardı. Ben şimdi hatırlayamıyorum, uzak kaldım. Var tabii, yani bütün bunları toparlayıp bugüne uyarlamak. Yani geçen gün telefonda Aydın koptu galiba. Aggiornamento diyordu. Aggiornamento yapmak lazım. Evet, yani bu güncellemek, bugüne getirmek gerekiyor. Şimdi burada ben izninizle, yine epeyce de kalabalık olmuş, bir metin hazırlamadım ama yani kaybolmamak için bir şeyler, notlar aldım. Şimdi burada şimdiye kadar 18 yapmışım, bu 19. konuşma. 18 konuşmanın ne olduğunu, eğer başta A'dan Z'ye izleyen biri varsa burada, tekrar etmeye gerek yok. İzlemeyenler, arada kopanlar veya ilk defa gelen varsa, onlara da bu listeyi anlatmam çok uzun sürecek. Beni bağışlasınlar. Kısaca ne yaptığımı söyleyeceğim. Burada 24 Mayıs'ta rahatsızlığımdan sonra 24 Mayıs'ta başladım. Devletlerin temel hakları ve ödevleri diye bir kavramdan bahsettim. Bunun ne münasebetli olduğunu orada açıklamıştım. Şimdi tekrar işine döneceğim. Sonra çevre koruma ilkeleri diye girdim. Alakası yok gibi görünüyor. Halbuki bu da devlet kuramının bir parçası oldu. Nihayet devlet kuramının kendisi ve idare hukuku diye bugüne geldim. Şimdi burada 27 yaşında giyotine yollanan Saint-Just var. Bu Fransız ihtilalinde ihtilali yapanlardan hukukçu olan, galiba işlerinde tek hukukçu olan bu. Çok genç yaşta ölmüş ama yazmış olduğu şeyler çok etkileyici, düşünceleri çok etkileyici. Kendi başına anayasa yazmış. 1791 anayasa taslağı Saint-Just'in. O anayasanın başına da masum hükümet olunmaz diye yazmış. Masum hükümet olunmaz. Ondan sonra da gene 16. Louis'nin idamından önce mi sonra mı bir konuşması var. Fransız Milli Meclisi'nde niye bu adamı idam etmemiz lazım tarzında bir konuşması var. Meşhur bir konuşma. Orada konuşmada diyor ki bütün sanatlar harikalar yaratır. Hükümet sanatı da canavarlar yaratır. Şimdi bu çok tabii nasıl söyleyeyim, dondurucu, soğuk bir şey. Yani hükümetler mutlaka yozlaşır ve istenmeyen kişiler haline gelir, hükümet edenler. Baştan masum kimselerdir ama ondan sonra yozlaşarak kötü adam durumuna düşerler diyor Saint-Just. Ve anayasanın başına da bunu yazıyor. Bu fikir dönüşüm fikri. Yani alternation. Şimdi alternation, İngiltere'de işte bir sağcılar, bir şeyler, solcular ya işte bir muhafazakarlar, bir Tory Labour dönüşümlü olarak. Ama aynı Tory mu, aynı Labour mu? Bir kere farklı kimseler, hiçbir zaman bir kimse iki kere, yani istisnalar
Margaret Thatcher 3 kere olmuş. Ama onun dışında böyle defalarca başbakan olan ve aynı fikirleri habire tatbik mevkine koyan başka politikacı yok. Dolayısıyla bu sadece kişilerin değil, onların temsil ettiği politikaların da değişmesi anlamında anlaşılmalıdır dönüşüm veya değişim. Yani hem dönüşüm olmalı hem değişim olmalı. Peki bunun şeyi ne, açılımı ne? Belki sadece bu konu konuşma konusu olsa değer, uzun uzun durmak lazım. Çünkü demokratik seçimler, halkın genel oy kullanması, eşit genel oy, açık sayım, bunlar yeterli mi? Halkın seçimler konusunda iktidarları denetleyebilecek bilgi sahibi olması, açıklığın sağlanması, eğitimin sağlanması. Geçen konuşmalardan birinde bunu söylemiştim. İngiliz parlamentosu bu konuda 3-4 sene evvel bir araştırma yaptırmış. Onun da şeyinden bahsetmiştim, sonuçlarından bahsetmiştim. İngiltere'de bile halkın saydamlık ve bilgilendirilmesi konusunda eksiklikler olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Türkiye gibi bir yerde demokratik işleyişin halkın bilgilendirilmeden seçmenin seçimini neye göre yapacağı konusunda bir şuura sahip olmadan o seçimlerin yapılması bizi sağlıklı bir şeye götürür mü? İşte Saint-Just'un dediği şey bu. Yani Saint-Just'u düşünecek olursak etraflı olarak demek istediği dönüşüm gerekir. Bir kimse ve bir düşünce sürekli iktidarda kalmamalıdır. Farklı düşünceler, çünkü bir düşünce iktidarda kaldığı zaman her soyut düşünce uygulamaya kondukça düzeltilmek, tahsis edilmek gerekir. Ama bir yerde bu tahsisler netice vermez. Yeni bir düşünceye ihtiyaç olur. İşte bu yeni düşünceyi ilk düşünceyi savunanlar benimsemediği için o düşünceyi savunanlara bu şansı, imkanı tanımak gerekir. Dolayısıyla dönüşümün anlamı bu. Bu bağlamda yani Batı usulü demokrasinin bu olması gerekir ama bunun her yerde mükemmel bir şekilde uygulandığı hala daha söylenemez. Bunu 1945'lerde Amerikan eğitimcisi John Dewey söylemiştir. John Dewey bunu tavsiye etmiştir. New Deal'ı açıklarken, ona arka çıkarken bir sürü şey söylemiştir. Dolayısıyla bu bütün ülkelerde demokrasinin bir öğrenme, fikirleri yenileme ve karşı tarafı dinleme, karşı tarafın fikirlerinden istifade etme sanatı olduğunu anlamak gerekir, bunu özümsemek gerekir. Şimdi bu girişten sonra 3 Kasım'da ben bu konuşmalara başladım. Çok değişik şeylere değindim. Yani birçok farklı konuya değindim ama bunların ana bağlantı noktası, tepe noktası devlet kuramıydı. Çünkü netice itibariyle idare birçok şey yapar. Bu yaptığı şeyler düzeltmeye muhtaçtır. Yargı denetimi vardır. O da ayrıca anayasa yargısına tabi. O dahi bilmem Avrupa yargısına tabi olmak üzere bir sürü denetim var. Fakat buna rağmen gene de takip edilecek yol konusunda tartışma çıkmış olabilir. İşte o tartışma son tahlilde başvurulabilecek kurtarıcı düşünce kalıpları devlet kuramına oluşturur. Şimdi mesela Anthony Scalia'nın Amerikan anayasacılığında metne sadakat ilkesinin devletin temel anlayışı olduğunu söylemesi boşuna değil. Çünkü o bir federasyon. Federasyon birçok devletten oluştuğuna göre o devletlerle federasyon arasındaki bağın sonradan değiştirilmesi hatta kopartılması çok mümkün. Buna engel olabilmek için bu bağı ilk kurucuların düşündüğü şekilde muhafaza etmek gerektiği ancak metne sadık yorum da sağlanır demiştir. Metne sadık yorum ilkesinin temel çıkış noktası, siyasi çıkış noktası Amerika'da budur. Bizde de şimdi Cumhuriyet'in devlet anlayışı tabii zaman içinde tabii ki Atatürk İsmet Paşa döneminde olduğu yerde kalmayacak ya çok değişti. Birçok dönüşümlere uğradı. Fakat acaba bugünkü gibi bundan
neredeyse tamamen uzaklaşması demokratik usullere göre mümkün müdür? Bunun tartışması yapılırken pekala mümkündür. Çoğunluğun istediği hukuku oluşturduğuna göre demokratik seçimlerle gelmiş yönetimin anayasanın değişmesi yasaklanmış yahut değişmez sayılan kuralların dahi değiştirmesinin mümkün olduğu savunulmuştur. Birçok toplantıda Bilkent'te de savunuldu. Ve orada çok ilginç şeyler söylendi. Fakat yazılı olarak yayınlanmadı. Niye yayınlanmadı hala da anlamadım. Yani bir takım çekincelerle mi yoksa hakikaten yayınlama adeti olmadığı için yayınlanmadı bilmiyorum. Ama yayınlansaydı iyi olurdu. Şimdi ben yönteme ilişkin olarak hukuka dil olarak yaklaştığımı, şimdi hukuka dil olarak yaklaştığınız zaman doğruyu, doğru çözümün ne olduğunu söylemek hukuk bilimiyle uğraşanlara değil, o işin içinde olanlara, yöneticilere ve yargıçlara ve aynı zamanda yasa koyucuya aittir. Yani onlar siyasi tercihleri yapacaktır. Siyasi tercih olarak benimsedikleri şeyi topluma sunmak, kabul ettirmek hakkına, yetkisine de sahiptirler. Fakat biz hukukla uğraşan kimseler bu tercihlerin hangi düşüncelerle, hangi etki, düşünce etkisi altında yapıldığını inceleyerek bunu bilimsel açıklamalara bağlamak zorundayız. İşte Türkiye'de hukuk sosyolojisi dediğimiz bu yaklaşım uygulanmıyor. Halbuki hukukçuların, hukuk bilimi yapanların, yani üniversitelerin bu tür bir sosyal bilim yaklaşımı, yani bir sosyal bilim benimseyerek hukuki düşünceyi analiz etmeyi denemeleri gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hukuk profesörleri kimin haklı haksız olduğunu söylemek durumunda değildir. Bu mahkemelerin işidir. Fakat niçin böyle söylediklerini, hangi etkiler altında böyle davrandıklarını incelemek bizim hakkımızdır, yetkimizdir diye düşünüyorum. Bu çok ince bir ayrım. Bu böyle yapıldığı takdirde lüzumsuz tartışmalardan kaçınırız. Birinci konuşmalarımda birinci benimsediğim eksen bu. İkinci eksen işin özüne ilişkin olarak idare hukuku devletin ortak hukuk olduğunu düşünmemiz, kabullenmemiz gerekiyor. Yani idare hukuku herhangi bir hukuk değil, devletin bütün faaliyetlerinde, bütün alanlarında boşluğu dolduran, ilgili düzenlemelerde boşluk varsa onların boşluğunu gideren ve aksamayı önleyen genel bir düşünce tarzı olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu genel düşünce tarzı idare hukukunun ortak hukuk olduğu meselesi devlet kuramıyla yakından ilgilidir. O yüzden idare hukuku ile devlet kuramı arasında idare devletin bir parçası olduğu için idarenin hukuku, devletin hukuku, yasama ve yargının hukukunun da netice itibariyle idarenin hukukundaki hakim olan düşüncenin genişletilmesine ibaret olduğunu anlamak gerekiyor. Şimdi birinci özel ilişkin olarak idare hukukunun önemi ve devlet teorisi bakımından konumu bu şekilde algıladığımı belirtmiştim. Devlet üzerine yapılan soyut açıklamalar, genel kamu hukuku dikkate alarak bunun Türkiye'de nasıl anlaşıldığını ortaya çıkarmak gerekir. Yani hangi ülke olduğu belirtmeden genel olarak dünyada devlet deyince şu anlaşılır tarzında bir düşünce yanlış olmamakla beraber yeterli değildir. Yani Türkiye'de bundan ne anlaşıldı ortaya konmalıdır. Bu henüz yapılmış değil. Yapıldığı takdirde o zaman mahkemelerimizin kararlarını daha iyi analiz edebiliriz. Siyasilerimizin aldığı kararların doğru yönde olup olmadığını daha iyi analiz edebiliriz. Bu çok önemli. Yani bir mihenk, bir ölçüt, bir ayıraç oluşturacak ana düşüncelerin tespiti, rengi noktaların tespiti gerekiyor. Bugün yapacağım bu son konuşmada Türkiye'de devlet kuramı ve idare hukuk ilişkisi üstünde durmak istiyorum. Önceki konuşmada idare hukuk sorunlarının anayasaya çıkılarak çözümlendiğini, ancak bazı durumlarda anayasa yorumunda dahi güçlük ortaya çıktığını belirtmiştim.
için bu durumda devlet kuramının işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. Devlet kuramı son tahlilde başvurulan üstlük kurallarıdır diyebiliriz. Şimdi anayasanın üstünde yer alan üstlük yapısı olur mu? Kimileri bunun uluslararası hukuk olduğunu söylemiştir. Mesela anayasanın değişmez kurallarının değişme olasılığının tartışıldığı bir toplantıda bir hukukçu Avrupa Konseyi statüsünün demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ilkelerinin ne uygunluğun üyelik koşulu olarak arandığı için bunun bizdeki değişmez kurallara dayanak olduğunu öne sürmüştü. Yani bizde anayasanın değişmez dediği kurallar anayasanın ilk üç ve bunu söyleyen dördüncü maddesi, dolayısıyla dört maddesi değişmez. Yani bunun dayanağı da Avrupa Konseyi statüstür demişti. Burada yani statüye bir iç hukuk üzerinde bir devlet kuramı vasfı izafe etmişti. Ancak bu statüdeki demokrasi, hukuk devleti, insan hakları kavramlarına bakıldığı zaman bunların çok bulanık olduğu ve belli bir ülke bakımından anlamının ne olduğunun mutlaka incelenmesi, belirlenmesi gerektiği söylenebilir. Yani bu bulanık kavramı olduğu için bizim devlet kuramından ne anladığımızı belirlememize bu yaklaşım kafi değil. Evet. O zaman devlet kuramından ne anlamak lazım meselesinde birçok ayrım yapılabilir. Hatta hareket noktası devletin ne olduğu sorusudur. Bugüne kadar bulunmuş en iyi cevap bunun hukuk devleti olduğu şeklindedir. Bu konuda da bir ayrım var. Hukuku yapan devlet koyduğu hukukla sınırlıdır. Bu kilise hukukundan kilise hukukunun benimsediği ama Roma hukukundan gelen tu patere legem deyimiyle, yani koyduğun kurala kendin önce uy deyimiyle ifade edecek bir durumdur. Veya hukuk devletten ayrı varlıktır ve üstündür. Hukukun üstünlüğü görüşü. Bu ayrı varlığında doğal hukuk olduğu açıktır. Kendiliğinden var olan bir hukuk vardır. Ve bu uzun yüzyıllar boyu dini hukuk olarak işlev görmüştür. Şimdi yani burada da bir ikiye ayrılma var. Bunlara göre oldukça farklı yönlere gitmek mümkün. O zaman tekrar soruyu, yani devlet, hukuk devletinin ne olduğu sorusunu tekrar sormak ve belli bir devlet bakımından üzerinde düşünmek gerekir. Bu ihtiyaç ortadan kalkmış olmamak. Hukuk devlet demekle hiç çözmüş olmuyoruz. Diğer bir başka yaklaşım ve ayrım, bunlara lüzum yok diyor. Çünkü bir erke insanlar idare edilmek için kendilerinin sahip olduğu güçten başka bir güce lüzum yoktur tarzında çok eskilere dayanan bir görüş var. Ve bunun yani Lucretius'tan maddeciliği ortaya atan ilk çağ düşünürlerinden bu yana birçok düşünür bunları söylüyor. Eski Yunan filozoflar içinde önemli bir kesim de bunu savunuyor. Bunun en yakın temsili günümüzde Karl Marx. Devletin hakim sınıfın sömürü aracı olduğunu, sömürü kalkınca devletin de ortadan kalkacağını öne sürmüştü. Dolayısıyla devlet teorisine bilmem neye gerek yok. Sömürüyü önlerseniz zaten devlet kavramına, devletin oluşturduğu hukuka da ihtiyaç kalmayacaktır. Benzer düşünceler Robert Nozick, daha genç, yakın, bize yakın bir şey. 1938 2002'de ölmüş. Anarşi, Devlet ve Ütopya adlı kitabında bu düşüncelerin dökümü var. Buna karşılık, yani bu Nozick gibi anarşi yaklaşımını savunan, mesela felsefi planda da çok büyük düşünürler, başta Nietzsche olmak üzere bu görüşleri savunmuştur. Ayrımına girmek istemiyorum. Yani bu bir kuvvetli bir edebiyattır. Ama ondan daha fazla miktarda devletin lüzumlu olduğunu savunan görüşler vardır. Bugün bunun içindeyiz. Yani ben bu yaklaşım içinde kalarak bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hukuk kuramına ihtiyaç var dediğime göre devlete lüzum yok diyen görüşleri savunmam gerekmiyor. Hukuk devletine
değindik fakat yetersizliğine işaret ettik. Çağdaş devletin ortaya çıkışı çok eski değil. Aydınlanmayla bakışımlı bir gelişme. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkıyor. İpuçları 1776 Amerikan bildirgesi ve 1789 Fransız bildirgesi. Tabii İngilizlerde de var. Onları buraya almadım ama ya bizim kamu hukukumuzu şekillendiren 1789 Fransız bildirgesi. O bakımdan aldım. Yani İngiliz şeyini almadım. Ama İngiliz şeyinde özellikle Bill of Rights siyasetin kralın elindeki askeri güçten, askeri gücün siyasetten yalıtılması konusunu ilkeye bağlamıştı Bill of Rights. Biz bu düşünceye 2017'de geldik. Yani çok büyük mücadeleler vererek. Yani askerin ayrı bir idare değil, sivil idare içinde yer alması ve siyasetten yalıtılması. Biz de Cumhuriyet döneminde çok uzun bir mücadeleye sebebiyet vermiştir. Bu bakımdan ilginç. Yani İngiliz deneyini incelemek, o bildirgeleri incelemek bugün için faydalı olabilir Magna Carta'dan itibaren. Ama buraya dediğim gibi bizi en çok etkileyen Fransız bildirgesi olduğu için onu aldım. Bu 1789'un 1839 Tanzimat Fermanı'ndan bu yana anayasa hukukumuzu şekillendirdiği çok açıktır. Bununla birlikte bildirgenin bütün hükümlerine anayasa kitaplarında, genel kamu kitaplarında İlhan Akın hocamızı tenzih ederim. O bahsediyordu, tam metnini veriyordu genel kamu hukuk dersinde. Biz bu şeye 1789'un Türk hukukuna etkisi konusunu çok fazla irdelemiş gibi görünmüyoruz. Halbuki bugüne de yansıyan çok önemli sonuçları var. Yani bugün halen karşılaştığımız bazı sorunların özellikle terörle mücadele kavramı bakımından, gereklilik, nesesite kavramının analizi bakımından 1789 anlayışına Batı kamu hukukunda yer veriliyor. Biz bunu iyi incelemediğimiz için biraz Batı anlayışıyla ters düşüyoruz. Yani mücadele içindeyiz. Dolayısıyla bu konuyu incelememiz gerekiyor. 1789'un kaçıncı maddesiyle 8 galiba. Gereklilik olmadıkça, yani toplum hayatı bakımından gerekli olmadıkça ceza kuralları inşa edilemez tarzında. Şimdi cezanın hangi gereklilik, hangi ihtiyaçlar dahilinde kurala bağlanacağı, yani suç ve cezaların siyasi tercihlere göre değil, zaruri ihtiyaçlara göre şekillenmelidir tarzındaki çok gerçekçi yaklaşım. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil birçok Batı yüksek yargı organı benimsediği ciddi bir prensip. Her neyse, şimdi bu 1789 bildirgesinin 4 tane ayağı var. Yani 17 tane kuralı var. Uzun uzun anlatmak istemiyorum. Bu ayaklardan biri zaman aşımına uğramayan doğal haklar. Doğal insan hakları. Zaman aşımına uğramayan. Anayasa Mahkemesi fevkalade zaman aşımı hakkında verdiği kararda bu formülü kullandı. Ama bildirgeye yollama yapmadan kullandı. Zaman aşımına uğramayan, mülkiyet hakkı zaman aşımına uğramayan kutsal bir haktır diyerek. Kutsallık da izafe ederek böyle bir karar verdi. Ben bu kararı 20 yıl kararı demiştim. Geçen konuşmalardan birinde bahsettim. Belki sizler bu kararı hatırlayacaksınız. Yani çok etkileyici bir karar, düşündürücü bir karar. Bunun tam taban tabana zıt pay export. Pay Oxford exporter. Pay Oxford, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Pay Export, Oxford versus UK, İngiltere karşı Pay Oxford adlı şirketin açtığı dava.
da verdiği karar mülkiyetin sosyal bir hak olduğuna, kullanılmadığı takdirde kullanan kimsenin malik sayılması gerektiği konusundaki ilkenin mülkiyet kavramına, sözleşmenin mülkiyet kavramına aykırı olmadığına hükmetti. Çok ilginç bir şey. Bizim Anayasa Mahkemesi de Fransız bildirgesine dayanarak zaman aşımına uğramayan doğal haklar yaklaşımını benimsemişti. İkinci ayak toplum sözleşmesi ayağı. Bu konuyu incelemekte hakikaten çok zayıf. Edebiyatımız çok şey. Bu zayıf bu konuda. Tabii burada bir tane toplum sözleşmesi teorisi yok. Birden çok. En az 3 tane var. Her ülkede de farklı olabilir. Dolayısıyla çoğul anlamak gerekiyor. Bu bizim toplum sözleşmesinin ne olduğu meselesine götürür. Bunu belirlememiz gerekiyor. Tabii burada Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam adlı kitabının da bu konuda düşünülmesi gerektiğini, daha sonra edebiyatçıların, Kemal Tahir'in, onu izleyen iktisatçıların görüşlerini de incelememiz gerekiyor. Türkiye'deki toplum sözleşmesi fikrinin ne olduğu meselesine. Sadece nutuk değil veya kurucuların fikirleri değil. Ondan sonraki dönemlerin Cumhuriyet tarihi gelişmelerinde incelememiz gerekiyor. Daha sonra ulusal egemenlik, ulusal irade, genel irade teorisi geliyor. Nihayet kuvvetler ayrılığı geliyor. Bu son ikisi de uzun uzun açıklamaları gerektiriyor. Çok geniş konular. Ama bunlar Fransız bildirgesiyle kamu hukukuna girmiştir. Ve devlet teorisinin ayakları, devlet teorisinin dört ayağıdır. Nereye giderseniz gidin, devlet teorisi bu ayakların farklı da olsa temelde ortak yorumlarına dayanmaktadır. Bizde de öyledir. Bunu sadece bunun ortaya konması gerekiyor. Dönemler içinde nasıl dönüşümlere uğradığını fark etmemiz, bugün bundan ne kadar uzaklaşıldığını ortaya koymamız, anlamamız için bu gerekli. Şimdi daha önceki konuşmamda belirttiğim gibi devletin ne olduğu meselesi hukukun ne olduğuyla ilgilidir. Uluslararası Hukuk Komisyonu belgesinde açıklandığı gibi uluslararası hukuk tanımı devletin ne olduğu tanımına bağlıdır. Bu yüzden devletlerin temel hak ve ödevleri diye bir bildirge çıkardılar. Fakat daha önce 1933 yılında Milletler Cemiyeti zamanında Amerikan devletleri kendi arasında devletlerin temel hak ve ödevleri adlı bir sözleşme yaptılar. Şimdi bu sözleşme çok ilginç. Oraya geçmeden ben Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Hukuk Komisyonu neden devletlerin temel hak ve ödevlerini düzenlemek, daha doğrusu belgeye bağlama ihtiyacını açıklarken bir kere genel kurulun ilk yapılacak iş olarak bunu gördüğünü söylüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bunun yapılmasını istiyor. Çünkü genel kurula göre uluslararası hukukun temel ilkelerinin ne olduğunu belirlenmesi devletin hukuken varlığının açıklanmasına bağlı. Şimdi medeni hukukta kişiler hukukuyla kaimdir. Hukuk öznelerinin ne olduğunu anlamadan, anlatmadan hukukun ne olduğunu anlatmak çok büyük bir fayda hasıl etmez. Bunun gibi bir şey. Dolayısıyla devletlerin temel hak ve ödevleri meselesi uluslararası hukuk genel ilkelerinin kodifikasyonunun belirlenmesinde ilk atılacak adımdır diyor genel kurul. Bu bakımdan önemlidir diyor. Devletlerin hak ve ödevlerinin açıklanması uluslararası hukuk temel ilkeleri açıklamakla aynı anlama gelir. Bu konu aynı zamanda uluslararası hukukun yasalaştırmasına başlangıç oluşturur diyor. Bildirge ihtiyacını yorumlamak gerekirse toplum sözleşmesi örneğinden hareketle iç hukuk bakımından devlet koruma ihtiyacını sağlamak için bireylerin doğuştan sahip olduğu temel hakları devralmışsa uluslararası hukukta devletlerin doğal olarak sahip olduğu üstünlükleri devralmıştır yaklaşımına. Yani rapproşman yapılırsa bir nevi toplum sözleşmesidir. Devletlerin temel hak ve ödevleri Birleşmiş Milletler'e devredilmiştir şeklinde bir varsayım
kurarsak, doğru olmasa bile, yani bir ütopya olarak bu benimsenmiş görünüyor. Uluslararası Hukuk Komisyonu 1948 tarihli bu bildirgesinden önce, hazırladığı belgeden önce, 33 tarihli Amerikalılar arası Montevideo Sözleşmesi halen yürürlükte. Bu hak ve ödevleri bir antlaşma maddesi olarak sıralamış. Her iki belgede aslında bu hakları kişi hakları örneğinden hareketle geliştirmiş. Nasıl kişilerin temel hak ve ödevleri var, devletlerin de var. Kişilerin temel hak ve ödevleri hukuk, iç hukuk bakımından ne işlev görüyorsa, devletlerin temel hak ve ödevleri de uluslararası hukuk bakımından aynı işlevi görmekte. Yani rapproşman burada birebir oturuyor. Dolayısıyla çok önemli. Şimdi kısaca devlet kuramı yapacaksak insanı düşünmeden hareket edemeyiz. Ya da insan olduğumuzu dikkate alarak düşünmek zorundayız. Yukarıda belirttiğim gibi devletin lüzumunu kabul ediyorsak sınırlarını da belirlemek zorundayız. Aydınlanma düşünürleri toplum sözleşmesiyle devletin insana hizmet etmesi fikrini öne çıkardı. Daha sonra insan devlete hizmet eder şeklinde, daha önce pardon, insan devlete hizmet eder şeklinde bir anlayış vardı. Orta çağ ve ilk çağda insan devlete hizmet eder. Aydınlanma beraber devlet insana hizmet eder anlayış geldi ki bunu yani %100 böyle bir büyük değişik olduğunu kabul etmek zor değil. 20. yüzyıl başlarında yazılan Osmanlı kitaplarında, kamu hukuk kitap, idare hukuk kitaplarında devlet mi efrada hadim olmalıdır, efrat mı devlete sorusu soruluyordu ve buna devlet fertlere hizmet etmelidir şeklinde cevap veriliyordu aydınlanma görüşü doğrultusunda. İşte belki soyut olarak devlet teorisinin ilk adımı bu. Devletin ne işe yaradığı, yetkilerinin belirlenmesi konusunda hareket noktası bireylere hizmet, fertlere hizmet olduğu ortaya çıkıyor. Bu yaklaşım günümüze kadar devlet kuramını belirledi. Öte yandan aydınlanma birey-devlet ilişkisi tarzında bir hukuki ilişki inşa ederek anayasa hukukunun ortaya çıkmasına yol açtı. Devlet bireylerin hayatına gerektiği kadar müdahale edecek, yani sadece gerektiği kadar müdahale edecek, bireyler kendi hayatlarını kendi tayin edecek. Liberal hukuk anlayışı. Hürriyetlerin sınırı başkalarının hürriyetidir. Sözü ister ise sözleşme özgürlüğünü akla getiriyor. Veya özgürlükler alanı diye bir alan veya kavram akla getiriyor. Özgürlükler alanı özel hukuk alanı da deniyor. Bunun yanında ödevler alanı da var. Kamu hukuku olarak adlandırılan. Bir başka yaklaşımda özgürlükler alanı devleti ve toplumu kapsadığını, her iki alanın da tek hukuka tabi olduğunu kabul ediyor. Her halükarda aydınlanma mottosu ödevlerin az, özgürlüklerin geniş ya da ucu açık olmasına dayanıyor. Bugüne kadar cari devlet kuramının ana çizgileri işte bu. Çok kısa kestirmişim ama yani bunu aşacak olursanız bütün tavşanlar bunun içinden çıkıyor diyebilirim. 24 Mayıs konuşmasında birey-devlet ilişkileri yanı sıra bu ikisinin çevreyle ilişkileri ve yeryüzüyle ilişkilerinde denkleme dahil edildiğini vurgulamıştım. Henüz ortak kabule bağlanmış ya da uygulanır hukuk haline gelmiş olmasa da, her ne kadar Kyoto ve Paris İklim Anlaşması var, karbon salınımı meselesi pozitif hükme bağlanmış ve bu konuda birçok çalışma yapılıyor. Ama yeryüzünün korunması konusunda ciddi bir pozitif hukuk gelişmesi yok henüz. Devlet kuramını baştan sona bu üçlü münasebeti devlet kuramını baştan sona değiştirecek önemi haiz. Türkiye'de maden ihracatı sürekli gelişen gözde bir kesim. Övünüyoruz. İhracatımız şu kadar arttı, şu kadar ton mademi ihraç ederken bu kadar açıktık tarzında, şu kadar döviz girdi diye. Ve bu televizyonlarda sık sık bu Maden İhracatçılığı Birliği büyük tanıtım şeyleri, videoları gösteriyor. Mühendis profesör tanıdım, bana bir şey attı. Saymadım, şu anda da gösterecek durumda değilim ama
Türkiye'de maden ihraç eden çok sayıda, binlerce firma var. İnanılmaz bir rakam. Şimdi bu ihraç edilen maddelerin yerine konması mümkün değil. Yukarıda belirttiğim devlet kuramı denkleminde gelecek kuşakların hakları da yer alıyor. Yani böyle bir yeni bir kavram var. Gelecek kuşakların hakları, gelecek haklar. Şimdi gelecek kuşakların hakları konusunda en somut anlatımı madenlerin, tabii kaynakların korunması, çevrenin korunmasıdır. Dolayısıyla madenlerin ihraç edilmemesi bir devlet kuramının ayağı olmalıdır. Yani yapacağımız, yapmak istediğimiz, teşebbüs ettiğimiz şeyin, düşüncenin temel ayaklarından biri olmalıdır. Madenler devlete gelir kaynağı olarak ihraç edilmemelidir. Yeryüzü, aynı zamanda yeryüzü değişikliğine yol açtığı için yeryüzü değişikliklerinin geri dönüşü yoktur. Dolayısıyla bu konuda devlet kuramı şeklinde bunu bu seviyeye yükselterek bir tavır belirlemek gerekiyor. Yani demin söylediğim devlet kuramının birey devlet ilişkilerinden hareketle kurulduğunu söyledim ama denkleme çevre ve yeryüzünün korunması da giriyor dedim. İklim değişikliği de giriyor dedim. Biz bir bakanlığın adını bu şekilde değiştirdik ama düşünceyi almadık. Düşünceyi maalesef alamadık. Dolayısıyla bunun devlet kuramı içinde yer alması gerektiğini ben düşünenlerden yanayım. Eski anlayışta kalmak gerekirse, yani sadece olayı devlet kuramını, birey devlet ilişkileri veya anayasacı yaklaşımla ele almak gerekirse, soyut devlet tanımının unsurları Montevideo Sözleşmesi'nde şöyle açıklanıyor. Sürekli ikamet eden bir nüfus, sınırları belirlenmiş bir ülke, toprak, bunun üzerinde egemenlik gücü kullanan bir hükümet ve diğer ülkelerle ilişki kurma ehliyetine sahip bir idare. Şimdi bu vasıflara, bu vasıflardan yoksun olan şeylere devletsiz topluluklar deniyor. Bu devletsiz topluluklarında en kabarık yakın tutan toplamı tutan şeyi eski sömürge ülkeleri ve halkları. Şimdi eski sömürge ülkeleri ülke olarak var. Bir de ülkeleri elinden gitmiş ülkesi olmayan halklar var. Dolayısıyla bunları Birleşmiş Milletler devletleşmeye veya bir devletin koruması altına almaya çalışıyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Sadece bu durum bir devlet teorisine ve devlet anlayışına sahip olmanın önemini vurgulamaya yeterlidir. Şimdi klasik bir devletin ne olduğu meselesi uluslararası hukuk bakımından söylenmiştir ama idari hukuku bakımından da aynen bu geçerlidir. Yani burada uluslararası hukuk bakımından diye bir ayrım yapmak. Sonra idari hukuk. Ben de idari hukuk ders notlarımda bu ayrımı yaptım. Dar anlamda devlet, geniş anlamda devlet diye. Ülkenin tamamı üzerinde, ülke topraklarının tamamı üzerinde egemenlik icra eden kuvvete, merkezi idareye dar anlamda devlet diyoruz. Tabii buna yargı ve yasama da dahil, bu devlet tüzel kişiliği diye bir şey alıyor, anlam alıyor ama başka tüzel kişiler de var. Anayasa bunlara öteki kamu tüzel kişileri diyor. Bunların birinciden farkı, bunların toprak unsuru bakımından birinci gibi ülkenin tamamı bakımından değil. Yerel yönetimleri düşünürsek. Her neyse, idare hukukunda da bir yer unsuru, ülke kavramı var. Anayasamızda idare ve toprak ilişkisi hükümlere bağlanmıştır. Bu idare hukuk bakımından devlet teorisinin ayağıdır, önemli bir ayağıdır. Nüfus unsuru var. Bu şimdi ülke bakımından devlet teorimizin şeyleri, sınırların belli olması ilkesi.
burada geçerlidir. Yani sınırları, bir ülkenin sınırları belli olmalıdır. Fakat sınırlarının belli olmadığını iddia eden devletler de var. Geçen aylarda Vladimir Putin küçük bir çocuğa Rus televizyonu önünde Rusya'nın sınırlarını soruyor. Çocuk Vladivostok'tan bilmem Belarus'a kadar diye cevap veriyor. Putin olmadı, Rusya'nın sınırları belirsizdir diyor. Şimdi sınırların belirsiz olduğu halde devlet olduğu iddiası neye dayanır? Dünya devleti fikrine dayanır. Yani demek ki Rusya yöneticisi bu düşüncesiyle global devletin Rus devleti olduğu düşün. Yani bugünkü Rusya yöneticisinin aklındaki devlet kuramı dünya devleti şeklinde tasavvur edilmiştir demek çok hatalı değil. Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri veya Çin bakımından söylenebilir mi? Tabii bunun için onların beyanlarına, doktrinlerine bakmak gerekiyor. Ama Amerika bakımından bunu globalization adı altında Amerika'nın yumuşak bir şekilde, yani bunu ülke sınırlarının belli olması ilkesi için hapsetmeden sınırsızlığı sadece siyasi egemenlik bakımından değil, ekonomik karşılıklı bağımlılık, economic interdependence olarak globalization adı altında dünyaya kabul ettirmiş ve özellikle Birleşmiş Milletler'in, Dünya Ticaret Örgütü'nün, Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyi'nin çalışmaları da bu küreselleşme diye Türkçe'ye çevrilen bu yaklaşım üzerinde, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırsız ülke veya dünya ülkesi olduğu anlamına gelen bir siyasi arka plana sahip düşünce olarak kabul edilebilir. İrdelenmek gerekiyor. Bunu özellikle Fukuyama'nın Building a State adlı 90 sonlarında yazdığı bir kitapta görmek mümkün. Fukuyama bu kitapta dış yardımı kullanmayan yolsuzluk devletlerinin kaldırılarak yerine dış yardımları makul bir şekilde planlayan bir devlet kurulması gerektiğini savundu. Ve bu dış yardımların da dünyadaki dış yardımların idaresinin de Amerika'nın sorumluluğunda olduğunu, dolayısıyla bu zayıf devletlerin tasfiyesi planında Amerika'nın başı çekmesi gerektiğini üstü kapalı bir şekilde kitapta açıklıyor. Yani bu kitap Türkçe'ye de galiba çevrildi. Çok dikkatli incelenmesi gerekiyor. Yani dünyada birçok devlet kuramı var gördüğünüz gibi. Hiç de hukukçuların zannettiği gibi soyut, her yerde geçerli bir tek devlet kuramı söz konusu değil. Gerçekçi devlet kuramı, dediğim gibi, bu soyut kavramların o ülke bakımından ne anlama geldiğini belirleyerek bulunabilir. Şimdi biz ülke bakımından Türkiye'de Misak-ı Milli, Mondros Mütarekesi, Lozan ve Montreux Antlaşmaları'nın sınırlarının belli olma meselesi bakımından esas kabul ediyoruz. Misak-ı Milli'de irredentist bir karakter görmek mümkün veya öyle de iddia edilmiştir. Fakat daha sonra bunu devlet sınırlarının korunması için gereken, sınırı çevreleyen ikinci sınır olduğu şeklinde bir yaklaşıma dönüştüğünü görüyoruz. Yani bizim tedafi haklarımızı savunmanın coğrafi alanı olarak Misak-ı Milli'yi savunmamız mümkün. Mondros Mütarekesi'nde de ülke, Osmanlı ülkesinin toprağı ve ahalisiyle din fark gözetmeden bütün olduğu vurgulanmış. Lozan'da bu kabul edilmiş. Montreux'de de keza boğazlar üzerindeki hakimiyetimiz kabul edilmiş. Sınırlarımız bu şekilde belirlenmiştir. Ama uluslararası gelişmelerde Türkiye'nin sınırlarının belirsiz olduğu iddiaları
İngiliz dışişleri tarafından zaman zaman ortaya atılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Lozan'a taraf olmadığı ve Wilson doktrini Sevr Antlaşması'nı esas aldığı için bu hakikaten ciddi bir konudur. Yani bu bizim devlet teorisinin ayaklarından birini savunma pozisyonuna ve güçlü bir tez haline dönüştürme ihtiyacı haline getiriyor. Yani burada bize karşı olan hukuk anlayışları var ve biz bunlarla sürekli mücadele halindeyiz. Nüfus konusunda anayasal ilke bölünmez bütünlüktür. Anayasal vatandaşlık esastır. Tartışma konusu azınlıkların tanınması, Türk yerine Türkiyelilik kavramını yerleştirmeye çalışması, kurucu unsur olarak Kürtlerin kabulü iddiası, halk kavramı yerine halklar kavramını yerleştirmeye çalışması. Bunlar tartışma konusu ve yani mevcut kurucu devlet kuramımızda reddedilen hususlardır. Yani bunlar üzerine sıkı durmak, ayağa sağlam basmak gerekir. Maalesef bugünkü hükümetin bu konularda zafiyet gösterdiğini görüyoruz. Yani zaman zaman 20 yıllık iktidar süresi içinde bu konuda çok zikzak, çok gelgit yapılmıştır. Keza gene hükümetin Lozan'ın tartışılabileceğine dair beyanları ve tavırları tüyler ürpertici bir konudur. Bunun üzerine durmak istemiyorum. Devletler hukukçularına da düşen bir görev. Son olarak bu mavi vatan fikrinin de ülke kavramının nasıl anlaşılması gerektiğine dair iyi bir örnek olarak kabul ediyorum. Çünkü burada kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge kavramlarının da ülke kavramını, ülke sınırlarının değişmezliği kavramını güçlendiren, tamamlayan bir unsur olduğunu düşünüyorum. Yani bu bakımdan mavi vatan tezinin doğru olduğunu ve Türkiye'de devlet kuramının bir ayağı olması gerektiğini düşünüyorum. Nihayet siyasi iktidar meselesine gelince, tabii burada anayasamızın hükümleri çok açık, çok sarı. Türkiye devleti ülkesi milletiyle bölünmez bütündür. Egemenlik kayısı içerisinde milletindir. Burada tartışma konuları anayasanın federalizme kapalı oluşu. Bu çok açık, federalizme kapalı oldu. Yani tekçi bir devlet oldu, militer yapılı bir devlet oldu. Zaten belli, tartışma şeyi yok. Ama zaman zaman bunu konu eden siyasi partiler ortaya çıkmıştır. AB üyeliğinin anayasa değişikliğini gerektirmesi de federalizme kapalı oluşumuz nedeniyle. Bu da yani ayrıca izaha muhtaç bir şey değil. Fakat Kürtçenin eğitim dili olarak tanınması iddiası, Türk milleti kavramının reddi, halklar kavramının ortaya atılması, son olarak ümmet kavramının ortaya atılması, son derece devlet kuramımızın reddettiği kavramlardır. Bunlar üzerinde sıkı durmak gerekir. İktidar partilerin seçime rağmen uzun süre değişmemesi, parti içi demokrasinin olmaması, alternans kavramının tanınmaması, keza devlet kuramında cevap verilmesi gereken önemli konular olarak dikkatimi çekmektedir. 70'li yıllarda yani zayıf bir örnek oldu. Anayasa Mahkemesi özelleştirme konusunda anayasanın devletin ekonomi politikası yönünde bir tercih benimsediği şeklinde yorumlanmayacağını, bu konuda esnek olduğunu söylemiştir. Burada bu devlet kuramı bakımından ne mana var? Burada şöyle bir tartışma, yani burada devlet kuramı yapılırken çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü biz İstiklal Savaşı'ndan, yoksulluktan çıktık, ağır borçlar ödedik, ekonomiyi toparladık ve burada tasarruf politikaları, devletçi ekonomi politikaları, devletin sosyal devlet olarak tezahürü 1961 anayasasıyla bütün bunlarla ilişkiliydi. Fakat daha sonra globalizasyonla beraber bunların terk edilip işte milli
milliyetçilik esasına dayanan devlet fikrinin terk edilmesi tezleri, ikinci cumhuriyetçilik gibi heretik akımların epey zarar verdiğini görüyoruz. Bunların reddedilmesi gerekiyor. Bunların yerine oturtulması gerekiyor. Zaman zaman liberal ekonomi, zaman zaman da état providence denilen, yani himayeci devletin, sosyal devletin devlet kuramında yer alması gerektiğini, buna ilişkin çözümleri devletin ayağı olarak yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani ne biri ne öbürü. Salt olarak liberal ekonomi, Hayek liberalizmi savunan veya Soros liberal open society görüşünü savunan görüşlerin abartılı olduğunu, bizim bünyemize uymadığını ciddi bir şekilde düşünüyorum. Ve zararlarını da çok gördük. Dolayısıyla şimdi büyük bir ekonomik bunalım içinde olduğumuz için zaten bundan çıkışta muhakkak sosyal devlet fikrine sarılmamız gerektiğini, idarenin, özellikle merkezi idarenin güçlendirilmesi fikrinin, başkanlık sistemi tabii değiştikten sonra başkanlık sisteminin %100 terk edilmesi gerektiğini, 2017'den sonra yapılan sistemin tamamen terk edilmesi gerektiğini ve 2023'ten sonra kim iktidara gelirse gelsin yeni bir anayasanın eski Türkiye fikrinin reddedilmesi, yeni anayasa ihtiyacının bulunmadığını vurgulanması gerektiğini, devlet teorisi ayağı olarak bunun bu konunun düzenlenmesi gerektiğini, yani bu konuda edebiyat oluşması gerektiğine şiddetle inanıyorum. Başka bir deyişle devletçi ekonomi veya liberal ekonomi tercihini devlet kuramı dışında tutmak bir bakıma yararlı olmuştur Anayasa Mahkemesi. Ama bu anlayışlar günümüzde yerine göre yararlı olacaktır. Yani bunları tamamen devlet kuramı dışında tutmak mümkün değildir. Özellikle sosyal devlet fikrini hiçbir zaman terk edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir edebiyat oluşturmak gerekiyor. Anayasa Mahkemesi devlet anlayışımızın komünizme kapalı olduğunu vurgulamıştı. Daha sonra Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra komünist partilerin yasaklanması kaldırıldı. Biz de ceza kanunundan ilgili maddeleri çıkardık. Komünizmin özgürlük karşıtı, liberal devlet karşıtı, totaliter bir anlayış olduğu görüşü artık hükümsüz kaldı diye düşünülüyor. Ama bunun karşılığında kökten dinci, gene totaliter, bireyi eriten yeni yaklaşımlar yahut yeni öğretiler ortaya çıktı. Buna karşı bizim devlet teorisinde demokrasi fikrini işlememiş, Türkiye'de demokrasinin nasıl yapılandırılması, özellikle bu alternans fikrini, dönüşüm fikrini sağlam hukuki ilkelere bağlayarak güçlendirmek, devletin saydamlaştırılması, halkın eğitiminin düzeyinin arttırılması, devlet yönetimine katılımının arttırılması gibi müesseselerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuca bağlamak gerekirse, Türkiye'de devlet kuramının ilk adımını kurucu düşüncenin muhafazası ve geliştirmesi oluşturuluyor. Bu düşünceyi büyük ölçüde Nutuk'ta bulabiliriz. Bağımsızlık ve halkın refahını her şeyden önce almak. Bu düşünce cumhuriyet düşüncesidir. Yani biz cumhuriyet düşüncesi yerine durmadan Atatürk'ten bahsediyoruz. Ya yani kişiye yöneliyoruz. Bu da çok yanlış ve insanlarda Atatürk karşıtlığı gibi bir etki uyandırıyor. Bu birçok ülkede de örneğine az rastlanan bir şeydir. Hiçbir zaman Napolyonculuk ya De Gaulle'culuk ya ne bileyim ben
Roosevelt'çilik vesairecilik, Jeffersoncılık uzun süre gitmemiştir. Yani kişilere bağlamaktan yere çok öğretiye bağlamak, düşünceye bağlamak tutarlıdır ve yıpranmayı önler. Dolayısıyla biz Cumhuriyet düşüncesini işlememiz gerekir devlet teorisinde, devlet kuramında. Cumhuriyet tarihimizin temel sorunlara getirdiği çözümler var. Bunları dikkate almamız gerekir. Halbuki biz Cumhuriyet tarihi yapmıyoruz. Cumhuriyet tarihçiliğimiz çok üstü kapalı, halka açıklanmaması gereken olaylar var gerekçesiyle uzun yıllar yazılamamış. Yani bu konuda saydamlık sağlanamamış. Bunları, bu sakıncaları aşarak Cumhuriyet tarihimize berraklık getirmek ve bulunan çözümlerin dikkate alınarak devlet kuramında hukuki düşünce kalıpları olarak ifade edilmesi gerekiyor. Üçüncü olarak dışlanmış bir devlet kuramı yapılamayacağından uluslararası hukukun dikkate alınması gerekir. Türkiye insan hakları bakımından uluslararası taahhütlerin denetimi açmıştır. Bu bağlamdaki tepkilerin değerlendirmesi gerekir. AB ilerleme raporları da ayrı bir konudur. Şimdi AHİM'in veya uluslararası insan hakları denetim organlarının yapmış olduğu tavsiyeler var. Birleşmiş Milletler'in 4 yılda bir Türkiye'nin cevap verdiği periyodik yani süreli inceleme dediği bir şey var, hazırladığı belge var. Bu süreli incelemelerde her devlet Türkiye'de aksayan şeylerin ne olduğunu dile getiriyor. Türkiye'de bunlara cevap veriyor. Bunları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği'nin web sayfasından indirebiliriz. Ben indirdim ama burada açmak zaten süre bitti. Çok uzun. Şimdi bunların yani AHİM kararları, uluslararası denetim organlarının kararları, Birleşmiş Milletler'in süreli inceleme belgeleri, periyodik inceleme raporları, ondan sonra ve AB ilerleme raporları. AB'ye giremeyeceğimiz mutlak bir kesinlik taşıdığı halde Avrupa Birliği ilerleme raporu yayınlamakta devam ediyor. 2021 raporunda bizim devlet kuramıyla bağdaştıramayacağımız istekler var. Çok ciddi sorunlar var. Ama yargı bağımsızlığı konusundaki eleştiriler, insan hakları konusundaki zafiyetlerin vurgulanması, dikkate alınması gereken şeyler. Özellikle yargı bağımsızlığı konusunda çok gerilediğimiz, çok açık. Bu konuda yargı bağımsızlığı devletin ayağı oldu, devlet kuramının ayağı oldu. Bunun Türkiye'ye özgü bir şekil alması gerekmediğini, dünyada nasıl algılanıyorsa bizde de öyle anlaşılması gerektiğini vurgulayarak bitireyim. Hukukçularımızın dış denetim organlarının Türkiye eleştirilerini değerlendirerek bunları hap gibi olduğu bir kabullenmek yerine reddedilmesi gerekenleri belirleyerek karşı düşünce oluşturmak, kabul edilmesi gerekenleri varsa bunların nasıl uygulanacağına dair devlete, idareye yardımcı olmak olmaları gerekir. Üniversitenin asli vazifesi budur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben bir kısmında bağlantı sorunu yaşadım. Müsaade buyurur musunuz hocam bazı şeyleri ve düşüncelerinizi istirham edeyim? Önce özellikle çok teşekkür ederim. Siz lütfederseniz benim boş bıraktığım şeyler var. Yok estağfurullah hocam. Çok istirham. Hayır estağfurullah diye istemme olarak söylüyorum. Yani bu konuşma çok hızlı oldu. Birçok konuda atlayarak gittim. Dinleyen bütün arkadaşlar, başta sizin, bütün arkadaşlarımızın düşünceleri çok değerlidir. Yani ben bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Lütfen söyleyin. Estağfurullah hocam. Ben başta da bir 15-20 dakika bağlantı sorunu yaşadım. Hocam sizin birkaç dille dünyadaki fikir gelişmelerini izlediğinizi sadece idare hukuku değil sosyal bilimlerin diğer dallarındaki yayınları takip ettiğinizi görüyoruz, biliyoruz. Bu nedenle konuşmalarınızdan çok istifade ediyoruz. Gündemimizi oluşturuyorsunuz. Burada bu konuşmanızın
ortaya çıkarttığı bendeki bir soruyu size arz etmek istiyorum. O da şu, devlet kuramı konusundaki bilinçli bir düşünmüşlük olmadan idare hukuku bütünle ilişkin bir eser yazılamaz denilebilir mi? Yani sizin mesela ileri idare hukuku alanında yazılmış çok önemli makaleleriniz var ama böyle bir idare hukuku ders kitabı şeklinde ortaya da diğer idare hukukçular gibi yazmamışsınız. Acaba bu devlet kuramı hususundaki çalışmalarınız devam ettiği için bu bağlantıları kurmakla alakalı bir şey mi? Kötü bir soru oldu ama müsaade ederseniz biraz tamamlayayım. Mesela idare hukuku kitaplarından bazıları Türk idare hukuku başlığını taşıyor. Bazıları idare hukuku başlığını taşıyor. Esasında burada kastedilen yani teknik anlamdaki bu bilgi alanına ilişkin idare hukukunun çeşitli hukuklarda çıkmış çeşitli kavramlarını ortaya koymak şeklinde kitaplar dolayısıyla yani her yerde genel geçerli olanları renksiz bir biçimde ortaya koymak şeklinde bir husus mu? Yoksa bunu esasında yapabilmek için yani devlet kuramı konusunda incelemiş, düşünmüş, çok sayıda çalışmış kimsenin verilerinden yola çıkmış, pergelin sabit ucunun nerede durduğuna bakmış, hızlı değişen veya daha yavaş değişenleri değerlendirmiş, buna göre de bir adeta kriterle olan bitene bakmış, müesseselere bakmış, bunu değerlendirmeye çalışmış olmak mı gerekir? Yani bu açıdan adeta biraz böyle abartarak söylersem devlet kuramı konusunda yaklaşımı olmayanın idare hukuku kitabı esasında fayda yerine zarar mı getirir? Ha, şimdi bu çok yani ben burada kendi düşüncemi söyleyeceğim. Yani bunun doğrusu şudur diyemem ben bu konuda. Yani kendi yaklaşımımı söylemek istiyorum. Madem vesile oldu. Çok teşekkür ederim. Şimdi birinci şeyim burada rahmetli Lütfü Duran Hoca ile işte Türkiye'de idare hukuku yazılmaz diyordu. Ankara'ya geliyor. Bahri Savcı'nın odasına karargah kuruyor. Beni Bahri Savcı vasıtasıyla çağırtıyor ve giriyorum ikilinin arasına. Ondan sonra Lütfü Bey Bahri Bey'i yokmuş varsayıp Bahri Bey idare hukuku meselelerini dinlemekle haz etmez. O daha böyle üst düzey felsefi şeylerle uğraşırdı. Şimdi Lütfü Bey idare hukuku konusunda işte bir sürü şeyler söylüyordu. Ondan sonra ben bir şey söyleyince işte Fransa'da bu böyle, bizde de böyle tarzında yaklaştırma yapıp cevap verince bizde idare hukuku yok, yazılmaz tarzında böyle sert bir itirazla karşılaşıyordum. Sonra bir gün dedim ki hocam bizde niye idare hukuku yok? Bayağı var yani sizin işte ders notlarınız var. Sıddık Sami onların kocaman 3 cilt sonradan 3 cilt oldu. Kitabı var. Daha işte bir sürü hocamızın kitabı var. Hele şimdileri görse Lütfü Duran saçını başını yolardı. Yani birçok idare hukuku var değil mi? Yani idare hukuku yazılmazdan kasıt ne? Efendim dedi idare hukuku tamamen içtihada dayalı bir hukuk olduğu için Fransa'da Le Bon Külliyatı Fransız Danıştay'ın bütün kararlarının yayınlanması esasına dayanır. Halbuki bu doğru değil. Bütün kararların nerede yayınlanması. Hayır mesele ama Le Bon Külliyatı düzenli bir külliyat. Bak o doğru. Ondan sonra Dalloz var, Le Bon var. Daha adını bilmedim bir sürü şey var. Ne şimdi, var. Ha, yani şimdi bunlar hakikaten yani çok önemsiz, iğne başı kadar olan bir konu da dahi karar bulunuyor. Yani karar olsun da ne olursa olsun bütün kararlar hemen hemen var. Tamam mı? Şimdi öyle olunca bunların tasnifi, mukayesesi idare hukuku denen şeyi ortaya çıkarır dedi Lütfü Bey. Bizde dedi Danıştay işine gelen kararları yayınlıyor. İşine gelmeyenleri yayınlamıyor veya Danıştay imkansızlıktan hepsini yayınlayacak imkan meselesi bu. Hepsini toparlamak lazım. Ta
bilmem Osmanlı döneminden bu yana zaten taraması yapılmamış. O zaman bilgisayar da yoktu. Bu elle yapılacak iş yıllar sürer. Ama yayın, yani kararların yayın politikasında Danıştay'da istikrarlı bir tavır yoktu. Dediğim gibi önemli kararları yayınlayıp önemsiz olanı yayınlamıyorlardı. Bu da bir yaklaşım. Lütfü Bey buna karşı çıkıyordu. Bu böyle olunca bütün kararları göremediğimiz için bütünü hakkında da bir netice çıkaramayız diyordu. Şimdi ben ondan sonra kendi düşüncemi geliştirince idare hukukunun bizde Fransa'daki gibi iştahada dayanmadığını sonucuna varınca Lütfü Bey'i çok nasıl söyleyeyim? Şimdi kahramanlık yapmayayım. Korkarak, yani buna katılmadığımı beyan ettim. Gene de yazılır dedim. Yazılmalıdır dedim. Ama dedim birebir Fransız yazarları böyle diyor, biz de böyle yapalım tarzındaki bir yaklaşım da çok yakışık almıyor, yani bu doğru değil falan. O işte o konuda kendisi çok hakikaten özgün düşünen bir insan olduğu için çok iyi örnekler de vermişti, Allah rahmet eylesin. Şimdi ikinci şey, Francis Benoit'ydi galiba. Droit administratif français. Şimdi kitabın adına Fransız idare hukuku koymuş. Arkadaşları da bunu eleştiren bir yazı yazmışlar. O yazıya cevap veriyor. Diyor ki Fransız idare hukuku diyor, Fransa'ya mahsus övünç meselesidir. Yani bizimki Belçika idare hukuku değil. Ya Yunanistan ya Mısır'ınki değil. Onlar da kendine mahsus bir idare hukuku. Onu ayırmak için ben Fransız idare hukuku diyorum. Yani esas idare hukuk bizimki. Şimdi Benoit nasıl diyeyim, çok milliyetçi diyeceğim. Yani çok muhafazakar veya Fransız hukukunun işte büyüklüğüne çok inanmış bir yazar olduğu için. Ama ondan sonra da birçokları Fransız idare yargısı, Fransız bilmem nesi diye Fransız lafını, sıfatını kullanan kitaplar yazdı. Ama genelde idare hukuku diye çıktı yayınlar, değil mi? Aynen. Şimdi burada acaba öyle mi demek lazım, böyle mi demek lazım meselesinde hakikaten bu bir yaklaşım ve yöntem meselesi. Çünkü idare hukuku diyenler idare hukukunun adeta evrenselliğini düşünüyorlar. Yani Roma hukukunun evrenselliği gibi. Bütün dünyayı ışıtan Fransız icadı ama bütün dünyanın kabullendiği genel esaslara bağlanmış bir idare hukuk vardır düşüncesi. Anlatabiliyor muyum? Bu düşünceyi benimsiyorsanız öyle. Yok benimsemiyorsanız, milli bir şey, ürün olduğunu düşünüyorsanız yani Fransız veya Türk neyse sıfatında kullanmak şeyindesiniz. Ama yazarlarımız Türk sıfatını kullananlar bu düşünceler içinde midirler, değil miydiler? Doğrusu bilmiyorum. Yani bu bizde doktrin tarihi yapılmadığı için bunlara cevap vermek zor. Yani, hocam ben kendimi biraz yanlış da ifade ettim. Yani esasında kastım şu, bu devlet kuramının öneminden bahsettiğinize göre bu devlet kuramı hususunda yani pergelin sabit ayağı meselesi var değil mi? Bir pergelin sabit ayağını belirlemek lazım ki ondan sonra etrafındaki daha hızlı değişen şeyler belirlensin. Yani mesela Mümtaz Soysal'ın özelleştirmeye karşı açtığı davalarda sanki bunun şeyi vardı, ipucu vardı. Kamu, Mümtaz Bey'in son yıllarda milliyetçi devlet kuramı vardı. Evet, kamu işletmeciliğini geliştirme vakfı kurup, yani Türk devleti özelleştirme politikası veya devlet kuramında özelleştirme yoktur anlamına gelebilecek şeyi. Esasında bir noktadan bahsediyordu. Anayasa Mahkemesi de adeta buna cevap olarak ekonomi konusunda bir tercih yoktur. Aynı uzaklıktadır diyordu. Yani mahkemeyi de değerlendirebilmek için Mümtaz Soysal'ın tespiti doğru veya yanlış, böyle devletin kurucu fikirlerine kadar gidip burada zaman içinde değişecek, evrilecek, daha yavaş değişecek, daha hızlı değişecek, siyasetle değişecek hususlara ilişkin bir ayıklama yapmadan idare hukuku yazmak eksiktir mi diyorsunuz hocam? Yoksa o da yazılabilir ama bunun da yapılması bir yandan bu da yapılırsa daha muhkem olur mu diyorsunuz? O konudaki fikrinizi öğrenmek.
yapılırsa çok mükemmel olur. Yani çok iyi olur. Çünkü son tahlilde çözemediğimiz sorunları devlet kuramına bakarak çözeriz, çözebiliriz. Ancak böyle çözebiliriz. Yok, öyle bir kurama sahip değilsek o zaman savruluruz. Bugün olduğu gibi. Oraya buraya savruluruz. Yargı işlevleri de hangi yöne gitti belli olmayan böyle şeyler, hızlı dönüşümler gösterir. Dolayısıyla bu şeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani özgün bir hukuk yapmanın, özgün bir hukuk devleti yapmanın devlet her şeyde devlet teorisi yapmaya bağlı olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak genel kabul görmüş bir devlet teorisi de var. Yani bütün dünyanın benimsediği görüşlerin aksine bir devlet kuramı yapmak hakikaten son derece yanlış bir davranış olur. Ve buna aykırı gitmek de çok yanlış olur. Dolayısıyla bu bir yoğunluk meselesi. Yani bu işte hepinizin, düşünürlerin bu konuları tartışması gerekir. Yani bunu böyle ben hallettim, bu böyledir, şöyledir diyecek halim yok. Ama burada bir şey söyleyeceğim. Sana söyledim belki de arkadaşlarımız duysun diye. İşte De Gaulle fevkalade yetkilerle idareye çağrılıyor. Başkanlık yetkileriyle 58 anayasası yapılıyor. İşte fevkalade yetki kullanma hakkı var. Bir meselede 4 tane generalin yargın alarak idam edilmesi için bir mahkeme kuruyor. O zamanki Fransız Danıştayı da bu olağanüstü mahkemedir, olmaz diye karar veriyor. Deyince De Gaulle'ün hevesi kursağında kalıyor ve çok kızıyor. Diyor ki ya bu Danıştay denen şey nedir? Danıştay'ın olağanüstü yetkilerime dayanarak Danıştay'ı kaldırıyorum diyor. Şimdi o zaman onun danışmanı olan Leo Hamon diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, Fransız Danıştay'ı bir cumhuriyet müessesesidir. Institution Républicaine diyor. Bunu diyor isteseniz de kaldıramazsınız. Neden? Çünkü diyor bu devletin ta kendisidir. Devlet kuramının ta kendisidir. Şimdi yani çok tipik bir örnek bu. Şimdi demek ki iktidarların yapamayacağı şeylerin ne olduğunu söyler devlet kuramı. Bir, anayasal tıkanmaların çözümünde üslup kuralı için müracaat edilecek bir düşünce yapısıdır devlet kuramı. Yani devlet kuramı bir ihtiyaçla ortaya çıkar. Böyle bir ihtiyacı biz çok fazla duyuyoruz. O zaman bunu niye dile getirmiyoruz? Niye bizim devletin değişmeyeceğini varsaydığımız çözüm düşünce yolları olmasın? Nitekim de var. Nitekim de var. Yani yok değil ki. Bunları üniversitenin incelemesi ve bir şeye sistemleştirmesi gerekiyor. Bir düşünce sistemi haline getirmesi gerekiyor. Şey, Göremez. Fransa'da idare hukukçularının Le Grand Corps de l'État diye bir seri çalışmaları var. Bu herhalde sizin kastettiğiniz Evet. gibi. Hocam çok teşekkür ederim. Ben diğer Estağfurullah. katılımcıların da hakkını zayi etmeyeyim. Ama bundan sonraki konuşmalarında lütfeder bu savrulduğumuz noktalara ilişkin de incelemeler yaparsanız çok istifade ederiz. Çünkü Bir dakika kritik Aydın, bu son konuşma. Bu son konuşma derken bu dönemin son konuşması hocam. İnşallah Öyle birkaç hafta mi? sonra tekrar ikna ederiz. Başlarsınız hocam inşallah. Huylu huyundan vazgeçme, sağ olursa konuşma. İnşallah hocam. Evet. Sayın katılımcılar yazarak veya sesinizi açarak lütfen görüşlerinizi veya sorularınızı hocamıza yönlendirirseniz memnun olacağınız hocamız hep beyan ediyor. Türk devlet kuramında da hocam susmak esastır. Ahmet Eğilmez Bey'in Ha, sorusu var. hocam görüyor musunuz? Evet. Devlet kuramının içeriğini anayasa ilkeler. Evet, karşılıyor. Doğru. Anayasalar devletin dayandığı temel değerlerin listesidir. Doğru. Fakat bunlara rağmen içinden çıkamadığımız meseleler oluyor. İşte bunları çözmek için üslup kurallarına ihtiyaç var. Bilmiyorum Ahmet Bey oldu mu? Çabuk sıyrıldım. Başka efendim?
Başka da yok. Hocam belki çok sorulardır da işte dediğimiz gibi devlet kuramımızın şeyi etkili. Şimdi laf çok iddialı, çok şatafatlı. Devlet kuramı demeyelim ya. Başka bir şey söyleyelim. Temel düşünceler diyelim. Evet. İdare hukukuna, devlete yön veren temel düşünceler. O arkadaşımız da haklı olarak anayasa değil mi bu dedi? Doğru. Ama anayasanın üstünde de bir şeyler var. Anayasanın değişmez kurallar dediği dört maddenin içine girmeyen şey yok. Şimdi burada bak yeni bir kapı açılıyor Ahmet Bey. Anayasanın değişmez dediği ilk dört maddenin içine girmeyen şey yok. Cumhuriyet ilkeleri, hukuk devleti, laiklik bilmem ne. Zaten bunlar bütün kamu hukukunu kapsayan şeyler. O zaman anayasa acaba bütün bunlar hiç değişmez mi demek istiyor? Değil mi? Ha, bak Dursun Çelik çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi bu konu yıllar önce ben adını vermeyeyim bir hukuk fakültesinde meslektaşlarımla konuşuyordum. Dedim ki sizce adli yargı ile idari yargının birbirinden ayıran şey temel özellik nedir diye sordum. Çok farklı cevaplar verdiler. Acaba bu soruya herkesin kabul edebileceği bir tek şey var mı? Muhlis Öğütçü, bir dakika cevap vereceğim. Bir önceki soruyu cevaplamadınız tam olarak hocam. Evet, şimdi adli yargı, idari yargı ayrımını tek kelimeyle, yani ölçütünü, ayırmayı yarayan ölçüyü tek cümleyle ifade edebilir miyiz? Çünkü hocalarımız bir sürü şeyler söyledi, karma karışık oldu, birbirlerine düştüler yani. Adli yargı nedir, idari yargı nedir, şu sebeple birbirinden ayrılır diye net bir cevap nasıl verilir? Ben vereyim. Birinde devlet yargılar, öbüründe yargılanır. Onun için idari hukuku önemlidir. Devletin yargılanmazlığı vardır ama iç hukukta devlet yargılanır. Uluslararası hukukta devlet yargılanmaz. Kendi kabul etmedikçe. Tamam mı? Şimdi Türk milleti kavramının reddini ne demek istiyorsun diyor. Çok basit. Türk milleti diye bir şey öne almak doğru değil. Başka milletler de var diyorlar. Anlatabildim mi? Daha doğrusu halklar var diyorlar. Yani bunu tam Cumhuriyeti Türk milleti yapmadı. Bunun içinde birçok millet de var. Birçok halk var. Dolayısıyla Türk milliyetçiliği eskimiş, demode bir kavramdır diyorlar. Buna karşı anayasal milliyetçilik kavramı Atatürk'ün koyduğu. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı olan herkes kökeni ne olursa olsun Türk sayılır. Bizim anlayışımız devlet işte kuramı bu. Anlatabilir miyim? Şey bu. Anayasal vatandaşlık dedik mi şey bu. Evet. Bu soruyu soranların yüzünü de merak ediyorum. Böyle çıkıp konuşsalar. Evet. Lütfedim. Hocam soruyu ben sormuştum. Sesim geliyor mu acaba? Sesinizi duyuyorum. Teşekkür ederim cevap verdiğiniz için. Yüzünüz nerede? Muhlis Öğütçü. Hocam görüntüyü açamıyorum şu anda. Açmaya çalışıyorum ama fakülteden, hukuk fakültesindeyim şu anda. 9 Eylül Hukuk Fakültesi'nde. Evet. Sormamın sebebi şuydu. Evet. Mesela anayasanın başlangıç metninde Türk vatanı ve büyük harfle milletinin ebedi varlığını sorma ve yüce Türk devletini şimdi bunu reddediyorlar işte diyor. Evet. O yani siz
Gazete okumuyor musunuz? Çalkalanıyor ortalık. Bunu reddeden bir sürü akım var Türkiye'de. Bu hale geldik. Tabii yani ben sadece hukuki açıdan sizin görüşlerinize saygı duyuyorum. Elbette ne demek istediğinizi de anlıyorum. Fakat hani anayasanın başlangıç metninin, anayasa metnine, anayasanın başlangıcının anayasa metnine dahil olduğu yönündeki hani hükmü de dikkate aldığımızda anayasanın başlangıcında Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığı ve Yüce Türk Devleti'nin bölünmez bütününü belirleyen bu anayasa diye başlıyor. Bunu hani sadece not olarak düşmek istedim. Çok teşekkür doğru. ediyorum. Saygılarımı sunuyorum hocam. Sayın hocam. Muhlis miydi isminiz? Evet hocam. Muhlis Öğütçü. İstirham Bey, ederim. Sizin bu İstirham dediğiniz ederim. Şey işte anayasanın devlet anlayışı. Evet. Bunu pekiştirelim. Ne manaya geldiğini açıklayalım. Hukukileştirelim. Tamam mı? Bu evet. Temenni şeklinde ucu açık düşüncenin ne anlama geldiğini pekiştirelim, açıklayalım. Hocam zannediyorum Muhlis Bey söylenenleri aktarmanızı sizin de mi öyle düşündüğünüz şekilde bir tereddütle mi sordu bilmiyorum. Yok estağfurullah hocam asla öyle bir tereddüdüm yok Sayın Aydın hocam, Tekin hocam açısından. Hani sadece belki bu kadar yüksek canım, katılımcının yanında hani anayasa metnini hatırlatmak her türlü kuşku bahtır. İstirham ederim, istirham ederim. Yok. Estağfurullah efendim. Rica ederim, ben rica ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Yeteri kadar. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Akın Bey, buyurun. Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden Doktor Akın Karatay hocam. Saygılar sunarım. Sizin de resminiz yok. Şey, resim diyorum, görüntü. Bir saniye hocam. Bir saniye müsaade edin bana. Tabii. Şimdi. Ha. Evet. Hocam, benim kısa bir yeni sorum. Yeni Yüzyıl oldu. Nerede? Cevizli Bağ'da hocam. İstanbul'da. İstanbul Cevizli Bağ'da. Evet. İstanbul'da olduğunu genelde herkes biliyor diye ben de sormayın, ben taşralı olduğum için hocam şimdi bu devlet kuramını söylerken anayasanın değişmez kurallarından da bahsettiniz ve siz öteden beri de hukukta özellikle idare hukuku çerçevesinde bir üst dil geliştirilmesini ki ortaya çıkan uyuşmazlıklarda ya da adli ya da akademiyanın bu üst dile başvurarak düşünce geliştirmesini söylediniz. Hocam devlet kuramı ile üst dil açısından bunu bir hiyerarşiye sokalım mı? Yani ben not alırken şöyle yazmışım. Acaba doğru mu yazmışım ya da doğru mu anlamışım? Onu sormak istedim. Devlet kuramı en üstte. Sonra anayasanın değişmez yani değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen kuralları, prensipleri onun altında. Ve onun da daha altında üst dil kuralları. İşte kısaca anayasa ve kanunlar olarak yazdım. Acaba ben burada doğru yolda mıyım? Yoksa devlet kuramını sizin öteden beri üzerinde durduğunuz üst dil kurallarının bir parçası olarak mı görmeliyim? Güzel. Şimdi burada bir metot, yöntem sorunu var. Kavramlar arasında hiyerarşi kurallar bakımından söz konusu. Tamam, kavramlar arasında hiyerarşi yok, ilişki var. Tamam, hiyerarşi hukuk kuralları bakımından yapıyor. Kaynakları incelerken hiyerarşiden bahsediyoruz. Dikey tamam. sıralama ise yatay Doğru. bakımından da yok. Dikey sıralama bakımından üstünlük, uyma, itaat, buyurma, uyma, itaat ilişkisi olarak görüyoruz. Yani dikey ilişki. Halbuki bir metin oluştururken, bir düşünce oluştururken herhangi bir kavramın, herhangi bir düşüncenin
hiyerarşik üstünlüğü, emredici üstünlüğüden ziyade önemi veya yakın veya uzak ilişki olduğu, çelişik olup olmadığı, aynı aileye mensup olup olmadığı tartışılır. Kavramlar ailedir diye diyenlerden ben etkilendim. Dolayısıyla işte efradını cami, ayarını mani, tarif, Aristo'nun tarif, tarifin tarifi. Bir tarifin iyi olması için birbiriyle bağdaşacak kavramları bir araya getirip bağdaşmayanları dışarı çıkarmak gerekir. Tarif, tanım ancak böyle sağlıklı yapılır demiş. Kim demiş? Aristo. 2400 sene evvel demiş. Aynen. Organon'da. Organon. Dolayısıyla şimdi buyurduğunuz şey, ben şöyle anladım sorunuzu. Devlet kuramı diyorsun, tamam da anayasa var. Bu anayasanın altında mı üstünde mi bir kere? Bir. Anayasanın değişmez kuralları varken bunlar kendiliğinden devlet kuramı sayılmaz mı yani? O zaman ayrıca devlet kuramına ne lüzum var? İki. Bunun gibi yani bir sürü şey çürütücü düşünce öne sürülebilir. Bunlar doğal. Şimdi benim yani birçok şeyi anlatmam lazım. Bir kere üstün kavramı nereden çıktı, Türkiye'ye nasıl girdi, hangi alanlarda kullanılıyor, bu konularda okuma yapmak lazım. Yani sosyal bilimlerde üst dil meselesi. Tabii doğa bilimlerinde de var. Yani matematik bir üst dildir. Dolayısıyla şimdi devlet kuramı bir genel olarak devletler hukukunda, demin söyledim, Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun çalışmalarına esas aldı. Yahu devletler hukukunu kodifiye edeceğiz ama devlet nedir bir kere? Özne ne? Adamı tanımıyoruz. Özneyi tanımıyoruz. Özneyi tanıyalım da ondan sonra onun yaptığı, yapmayacağı, yapabileceği şeyleri tartışalım. Özneyi tanımadan. Şimdi medeni hukuku, hukuk öznelerini bilmeden anlatmanın imkanı var mı? Hep özne çıkıyor karşına. Dolayısıyla işte bütün bunlardan kaynaklanıyor devlet kuramı ihtiyacı. Devleti tanıyabilmek. Devleti tanırsanız, devlet her gün siyaset gibi değişirse o zaman ne yapacağımızı bulamayız. Hukukun en önemli özelliği istikrardır. Yani kalıcılıktır. Tamam mı? Yani bir düşünce ha bir oynayıp duruyorsa bu hukuk olmaz, politika olur. Başka bir şeydir yani. Dolayısıyla hukuk istikrarlı fikir demek. Hukuk istikrarlı yol demek. O zaman devlet kavramının oraya buraya çekilmeyeceği, herkesin ortak kabul edebileceği manaları var mıdır meselesine komisyon vardır demiş. 10 küsur şey koymuş, 14 tane. Ondan sonra Montevideo 14 tane koymuş. Öbürü Uluslararası Hukuk Komisyonu 24 tane koymuş. Yani bir sürü şey koymuş. Ondan sonra da Birleşmiş Milletler Anlaşması 100 küsur madde. 100 küsur maddeyi yedirmişler bunu. Birleşmiş Milletler şartı tamamen devlet teorisinin pozitif hukuk görünümüdür. Uluslararası hukuk bakımından. Şimdi bunları sarahata kavuşturmadan bu tartışmalar çok havaya yazılmış yazı oluyor. Yani çok yanlış oluyor. Ama size hak veriyorum. Çok sorunuz da çok güzel. Bana da imkan verdiniz. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum ben sizi cevaplayabildim mi? Hocam teşekkür ederim. Siz daha açıklamalarınızla daha da anladım. Daha da batıyorsunuz. Açıkladıkça kuramı, batıyorsunuz. Hocam yani inanın devlet kuramı gerçekten o kadar bana göre geniş bir kavram ki yani güvenlik, devlet güvenliği açısından. Devletin ekonomisi açısından. Şimdi günümüzde o kadar bir şeyler var ki ortada kavram karmaşası var ki işte beka meselesi. Şimdi o kadar böyle kavramlarla siz öyle bir teknik bak, bir ortaya dakika. Attınız Akın ki. Bey, Akın da değil misiniz?
Evet Akın hocam, Bey. Buyurun. Akın Bey, özür dilerim. Beka dediniz ya, tüylerim diken diken oldu. Çünkü devlet ebed müddet diye bir laf var. Şimdi devleti haşa sümme haşa Allah'a benzetmişlerdir. Ve Allah'ın nasıl varlığı sorgulanamazsa, Allah ebedi ve ezeliyse, biz de bir Allah'ı kavramamız, bizim aklımız, idrakimiz zaten müsait değildir. Ona ancak saygı duyarız. İşte bu fikri ilahi hukuka ve oradan da kamu hukukuna getirmişlerdir. Anlatabilir miyim? Şimdi beka, kalıcılık demek. Kalıcılık. Şimdi devletlerin ebediyen kalıcılığına dair teori ilahi hukuktan kaynaklanmıştır. Bu tövbe estağfurullah, Allah'a şirk koşmak demek. Ya devletler zaten belli bir müddet sonra yok olup dönüşüp kaybolup gidiyorlar. Yani hangi bekadan bahsediyorsun? Tamam mı? Ebed müddet. Sen eğer bir kalıcılıktan söz ediyorsan ihtiyaçlara cevap vermeyi düşün. İhtiyaçlara cevap vermeyi düşün. Düşmanlarını tanın. Kalıcılığının gerçek ayaklarını öğren. Bilimi, aklı kullan. Yoksa haşa, devlet Allah değildir. Ona kalıcılık vasfı kendiliğinden izafe edilemez. Yani bunlar çok iddialı şeylerdir. İlahi hukukun yansıtılmasıdır. Kilise hukukunun büyük ölçüde hukuka yaptığı kötülüklerden biridir. Anladın mı? Yani beka, beka. Bunu kullanıyorlar. Bizim siyasiler bilerek bilmeyerek neyse. Teşekkür ederim hocam. Özür dilerim. Birden sözünüzü kestim. Çok estağfurullah hocam. Estağfurullah. Ama bilin ki bu konuda bu kaynaklar, gösterdiğiniz kaynakları tarayacağım elimden geldiğim kadarıyla. Sizin dalınız ne? İdari hukuk hocam. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Neyle yani? İdari hukukun nesiyle ilgileniyorsunuz? Lisans düzeyinde dersler. Hayır. Yani konu olarak hangisi, hangi alanda? Hocam, maddi idare hukuku, adalet teorisini, adalet, John Rawls'ın adalet teorisini çalışıyorum yüksek lisansta. Bazen de siz konularda John Rawls'ı anlatınca, hatta üzerine de altını çizince Allah Allah diyorum. Tekin hocamla aramızda bir şey mi var? Çünkü ben Aydın hocamla da bu John Rawls konusunda bir makale teşebbüsüm vardı. Bu konulara doğru gidiyorum hocam. Yani daha çok adalet böyle teorisini okudunuz, onunla ilgili makale yazın. Evet hocam, evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Peki. Evet, şimdi bir arkadaşımız çok ilginç bir şey sordu. Onu bulmaya çalışıyorum ama. Lütfen, Danıştay'ın idari görevleri diye bir soru vardı. Kim sordu? Arkadaşlar, beni duyuyor musunuz? Soruyu soran. Hocam ben kusura bakmayın, belki bu kadar katılımcı var ama bir soru daha sormak istedim. Danıştay'ın idari görevlerini siz mi sordunuz? Evet hocam, evet. Tamam, ben şimdi bulamadım yerini de. Ben okuyabilirim isterseniz. Evet, sayın lütfen. Hocam diye yazdım. Anayasada ve Danıştay Kanunu'nda Danıştay'ın idari görevlerinin giderek daraltılması konusunda düşünceniz nedir? Bu devlet kuramı yönünden bir azalmayı, eksilmeyi ifade eder mi? Şimdi çok uzun bir şey. Eğer nasip olur da eğer bu konuşmaya devam ederse size Bruno Latour'un Fransız Danıştay'ın nasıl gördüğünü anlatmaya çalışayım. Ama ben anlatmadan Latour'un kitabını okursanız bana çok şey gelir. Fransız çok kolaylık sağlar. Fransız Danıştay'ı esas itibariyle idareye danışma sağlamak için kurulmuştur. Yani idareye yol göstermek, kanunların hazırlık. Bizim Şurayı Devlet de o şekilde işe başlamıştır. Yargılama fonksiyonu hemen yoktu. Memur yargılama dışında. Dolayısıyla
Şurayı devlette tamamen yasama görevi, idareye belge hazırlama, görüş hazırlama, özellikle kanunların hazırlanması, yani Tanzimat Dairesi, meşhur kanunlar dairesi şeklindeydi. Sonra Cumhuriyet döneminde işte istişari görevleri var. Tüzük kaldırıldı. Tüzük inceleme görevi de böylece kalkmış oldu. Ondan sonra Danıştay'ın hiçbir zaman kanunları inceleme görevi olmadı. Verilebileceği halde Danıştay'a böyle bir görev verilmedi. Mesela ben Danıştay'da yaptığım bir konuşmada kanunları uygun bulma, anlaşmaları uygun bulma kanunlarının Danıştay'dan geçirilmesi gerektiğini, yani iyi o böyle bir şeyin iyi olacağını öne sürmüştüm. Öyle havaya gitti. Hala daha uluslararası antlaşmaların uygulanması bakımından Danıştay'ın inceleme yapabileceğine inanıyorum. Önemli kanunların Danıştay'a sevk edilmesine fayda olduğunu düşünüyorum. Hatta Anayasa Mahkemesi'ne değişiklik yapılarak oraya da sevk edilmesi sağlanabilir. Yani anayasa yargısı kanun çıktıktan sonra yapılan bir denetim olduğu kadar önceden yapılan bir denetim de olmalıdır. Faydalı olabileceği birçok nokta var. Danıştay'da da istişari görevler veya idari görevler diyeceğim, İşler olup bitmeden önce yol gösterme amacına yönelik olmak üzere yeniden düzenlenmeli ve sayıcı artırılmalıdır. Bunların eksiltilmesi, bunların idare içinde idare tarafından yapılması anlamına geliyor ki bu idarenin bu konularda yeteri kadar ihtisas sahibi olmasına, vakit zaman ayırmasına bağlı bir noktadır. Tartışılabilir. Yani Danıştay'ın idari görevlerinin azaltılmasında tüzüklerin ortadan kalkmasının etkili olduğunu, Danıştay'ın hükümet görüşlerinin değiştirmesi veya aksine görüş serdetmesinin hükümeti rahatsız ettiği gibi duyumlar vardı. Bunların etkili olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi hali hazırda durumu tam olarak da bilmiyorum. Çünkü Danıştay'ın iş yükünün diğer mahkemeler gibi çok yoğun olması sebebiyle danıştaycılar idari görevlerinin hiç olmamasını belki de temenni ederler. Yani buna bayılmayacaklarından eminim. Ama gerçekten idareye yardımcı düşünce kuruluşu olarak yeniden örgütlenmesi, desteklenmesi, kuvvetlendirilmesi gerektiğini samimi olarak inanıyorum ve düşünüyorum. Böyle olmasına yarar var. Yani idare hukukçuların Danıştay'da görev alması samimi halisane temennim. İnşallah olur. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sağ olun. Saygılar sunarım. Ben siz bunu sormadınız ama ben öyle coştum. Çünkü Danıştay'ın önemine hala inanıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Güzel. Sayın Başkan. Estağfurullah, biz başkan değiliz hocam. Bitirelim mi? Başka arkadaşlar var mı? Katılacak bilmiyorum. Hocam çok ufkumuzu açtınız. Çok teşekkür ederiz bu konuşmalarla. İnşallah en kısa zamanda tekrar başlarsınız hocam. Biz talibiz. Bakın 40 küsur kişi var hocam sizi izleyen. Şimdi siz benim yaptığımı yapabilirsiniz. Sizde bu kabiliyet, güç var. Aydın hocam sizi kastetmiyorum. Dinleyicilere, genç arkadaşlara. Benim yaptığımdan daha iyisini yapacaklarına inanıyorum. Şimdiden kolları sıvayın diyorum. Yani nihayet ben de sizin gibi bir yerlerden okuyup o fikirleri devşirip size sunuyorum. Yani çok daha yani büyük buluşlar yaptığımı hiç düşünmüyorum. Dolayısıyla Aydın hocam çiçek atıyor amire. Yani çok ufuk açtın. Ama buyurduğunuz gibi bu sadece okumak değil, bağlantıları kurmak. Ufuk karartmadığıma dua ediyorum.
Koç, bak şöyle. Bağlantıları kurmak hocam, sizin teriminizle bakışımlı terimleri tespit etmek. Şimdi var evet önemli. Ben Aydın, sen beni iyi tanıyorsun. Estağfurullah. Kavramlar arası ilişki kurulmadan veya kavramlara dikkat edilmeden konuşulmasını, yazılmasını yadırgıyorum. Çok rahatsız oluyorum. Yani bir kelime yeri yerinde kullanılmayınca bende şok, yani darbe etkisi yapıyor. İnan bana, o hale geldim yani. Saplantı öyle vahim bir hal aldı ki. Kelimeler arası ilişkileri düşünmek lazım. Çünkü her şey kelam ile başlamıştır. Her şey kelam ile başlamış. İşte eğer bunu anlayabilirsek birçok şeyi zaten çözeriz. Bir şey yapmadan çözeriz. Yani o bize verilen büyük bir nimettir. Kelimelerin manasını düşünmeden kullanmak israftır ve hatta yani bir kabahattir. Onun için hukukçular yapacağı sanat kelimeyle yapıldığı için kelimeleri hor kullanmasın, kavramlar arasındaki ilişkileri devamlı düşünsün. Ve bunları tabii soyut kavram hukukçuluğunu savunmuyorum. Kavram hukukçuluğu yapılmalı ama kavramların o ülkede belli şartlarda ne anlama geldiği de düşünülmeli ve neden o irdelenmelidir. Yani yerinde kullanılır. Onun için Alf Ross'un 1954'te 51'de yazdı. Tutu. Harvard Law Review. Tutu. Tutu adlı okunduğu gibi yazılıyor. Tu-tire-tu. Tutu adlı makalesini okumanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere diyorum o zaman. Herkese çok teşekkürler. Hocam biz teşekkür ederiz. Yeniden başlayacağınız zamanı heyecanla bekliyoruz hocam. Buyurun. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederiz. Katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Herkesi saygıyla selamlıyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun.